kız keşke bir çaya geleydin. Yok Zehra abla, babam bekliyor. Bak ben bunu kendi kına gecemde giydim. Ya o da güle güle giysin. Sonra geri getir ama. Çok sağ ol ablacığım gerçekten. Ya ben istemeden konuşmanıza şahit oldum da. Buradan taşınacak mısınız? Taşınacağız vallahi. O pislik Cemil yüzünden dedikodu çıkmış mahallede. Yok efendim, ateş olmayan yerden duman çıkmazmış da bir şey var ki adam olay çıkardı falan filan. Cır 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 konuşuyor işte mahalle. Hayır bir de babanla beni sevgili yaptılar ayol. Tövbe. Ya bunlar ne kadar kötü kalpli insan ya. Bilip bilmeden iftira atıyorlar resmen. Evet, mahalle böyle. Vallahi hiç uğraşamam onların dedikodularıyla, imalarıyla falan. Bana ne, taşınacağım ben. Onlar da attıkları iftira ile kalsınlar işte mahallede. Pislikler. Sen üzülme. Şimdi kızlar. Meral sen çarşıya git kına al. Kader sen mum al. Cemre sen de burada kal, bana yardım et. Tamamdır Edoş. O zaman ben hemen gidip mumları alıyorum. Başka bir şeye ihtiyaç var mı? Yok. Ay bekle, ben de seninle geleyim o zaman. Hadi tamam. Hadi kızlar çabuk. Ben Rüstem Efendi'ye gideyim, buraya asacağımız lambaları ayarlasın. Sen mutfağa in, hemen geliyorum. Tamam. Hadi çabuk çabuk, çok işimiz var. Çok işimiz var. 35 yaşını geçmemiş erkek eleman. Geç. Geldim baba. Hoş geldin kızım, gel. O ne? Ne aldın? Feride Hanım için. Kına elbisesi aldım Zehra abladan. Bak. Çok güzelmiş. Güzeldi. Sana ne oldu? Niye suratını astın? Çok moralim bozuk baba. Ne oldu? Zehra ile senin dedikodunu çıkarmışlar. İkiniz sevgiliymişsiniz, öyle konuşuyorlarmış mahallede. Taşınacağım dedi kadın. Çok üzüldüm. Ne? Nereden çıkarıyorlar böyle şeyleri ya? Allah Allah. Tövbe tövbe. Ya insanlık da kalmamış. Bir başına yaşayan kadın. Utanmıyorlar mı uğraşmaya? Maalesef baba. Ya kıçı kırık bir yetimhane kızı dövdü beni. Devrin nasıl konuşuyorsun sen öyle? Hani nereden öğreniyorsun bu lafları, anlamıyorum. Artık varoş bir mahallede oturuyorum. Eskisi gibi asil olamıyorum. Sen hiçbir zaman asil değildin ki zaten. Pardon? Senin sevgilin çok hanımefendi değil mi? Ya anne hayvan gibi saldırdı bana. Arkadaşlara bile Eylül yapma diye bağırdı. Ya sen ne yaptın peki Defne? Hem kızı kışkırtıyorsun, sonra da bu da annemin yanında saf ayağına yatıyorsun. Aa! Ne oluyor size? Defne ne yapmış olursa olsun kimse benim kızımı dövemez. Yani. Ha oğlum niye kardeşini savunmadın? Ha? Yani Eylül kardeşinden daha mı önemli? Gerçi hakkını yemeyeyim, ilk defa sert çıktı sevgilisine. Ya oğlum. Bak. Hiç kimse insanın ailesinden daha önemli olamaz. Eylül kim? Gençlik aşkın. Biliyorum. Sen şimdi ben onu hayatımın sonuna kadar seveceğim falan diyeceksin ama öyle olmuyor oğlum. Bak, er ya da geç Eylül'le ayrılacaksın. Ya şimdi başında kavak yelleri esiyor. O rüzgar durulduğunda yanında sadece kardeşin ve annen kalacak.